Eşinin eve dönmesini bekliyorsun ama gelmiyor. Bir müddet sonra onun bir meyhane masasında hayatını kaybettiğini öğreniyorsunuz. Ben dedim. Dedim. Ben dedim. Evet. Eşinin vefatını duymak seni iyice çileden çıkartıyor. Kahroluyorsun. İçindeki acıyla baş etmek artık senin için eskisinden daha da zor. Şimdi istesen de sevdiğin kişiye kavuşamayacaksın. Bu anlaşıldı. Çünkü hayatını kaybetti. Ne yapacaksın? Bu acının üstesinden gelebilir misin? Gelemezsin. Gelemem yani. Ha, ben... 22 yaşındasın şu anda yani. Yani gelemezsin. Gelemezsin değil mi? O hatta o bir hafta gelir diye belki evden çıkmıyorum. Ne kadarsa. Ha. Çıkmıyorum. Ya ölene kadar o evden çıkmazsın ya da tam tersi olurum. Dışarı... O çıkmıyordu ya evden önceki, içeri girmiyordu ya ben de çıkma. Evden içeri girmem. Hmm. Ben de dışarı çıkarım. Ben de giderim meyhanede şarkı söylerim. Yani tam tersi olur. Unutmak için sanatıma sarılabilirim. Yani belki unutmak için biz böyle bir coğrafyada yetiştik yani. Biz müziği unutmak için yapıyoruz. Eğlenmek için harika. Eğleniyor gibi görünüyor olabiliriz harika. Ama biraz biz... daha done vereyim. Harika gidiyorsun. Yani. Onca yıl beklediğin aşık olup uğruna neredeyse delirmeyi göze aldığın eşini kaybettin. Yokluğuna alışabilecek misin? Pek değil. Muhtemelen bundan sonra seni daha kötü ve zor günler bekliyor. Hem yalnız kaldın hem akıl sağlığını neredeyse yitirmek üzeresin. Aşkın seni iyileştirebileceğine belki inanıyordun ama onu kaybettin. Nasıl iyileşeceksin? Dans edeceğim, şarkı söyleyeceğim. Hmm. Ritimle yani. Çünkü ritim benim beynimdeki... Kendine sarılacaksın. Sen de olana evet. Sarılacaksın. Ama... Tabii başka yani zaten. Şimdi bu bana deli diyorlar ya. Hmm. Yani ben çünkü sıkılıyorum, sıkıntılıyım yani. Ritim beni beynimdeki o yolumda... Çünkü ateşli hastalık geçirdim ben. Hmm. Şimdi ateşli hastalık geçirdikten sonra... Şimdi bunu sağlıklı bir insan anlayamaz. Sizin vücudunuz çok düzgün çalışıyor. Ben bir robot gibi düşünün. Bu robot bozuldu. Hmm. Dengesini kaybetti. Ben isteyerek delirmedim. Benim beynimdeki kablolar bozuldu. Şimdi ritim de çünkü ben küçüklükten beri darbuka çalıyorum mesela. Şey yapıyorum. Bu beynimdeki bozuklukları o şeye sokan o ritim. Yani ben kendimi şeye veriyorum. Biyolojik ritmin öyle çalışıyor evet, değil mi? Evet müzikle zaten. Peki. Bu üzüntü ve hezeyanla kendini sokaklara atıyor. Avare dolaşmaya başlıyorsun. Bir omzuna astığın rengarenk çantalarla her gün caddelerde, sokaklarda geziyorsun. Çocukluğunda öğrendiğin cümbüş ve davulu da beraberinde gezdiriyor. Her fırsatta çalıyorsun. Evet. Kent merkezinin simge isimlerinden biri haline geliyorsun. Bu dönemde annen ve baban da hayatını kaybediyorlar. Eşinin acısına ailenin acısı da ekleniyor. Sokaklara daha çok tutunuyor. Bu kez de kendini müzikle iyileştirmeye çalışıyorsun. Tarihi Kapalı Çarşı, yani Bursa tabii, ve etrafında cümbüş çalıp bahşiş toplayarak geçimini sağlıyorsun. Mahalleli ve esnaf seni her geçen gün daha çok seviyor. Bursa sokaklarında ve çarşısında topladığın, Ramazan aylarında davul çalarak kazandığın paraların bir bölümünü de mahallendeki ihtiyaç sahiplerine dağıtmaktasın. Yani bir de etrafa da böyle bir faydan ve yardımın var. Şimdi eşten sonra aile gitti, yalnız kaldın. Yalnızlık seni zorlamıyor mu? Yalnız kaldığın için mi kendini sokaklara attın diyeceğim. Zaten ki. Söyledin. Evet. Yalnızlığımı hissedecek bir hissim kalmamış ki. Doğru. Sokakta geçirdiğin vakit ve müzik yapmak sana iyi geliyor mu? Geliyor. Ya yalnızlığı hisseden insan yalnız olmayan insandır. Ben size söyleyeyim mi? Bir daha yalnız söyle. Olmayan insanlar yalnızlığı hisseder. Yalnız hmm. insanlar yalnızlığı hissetmez. Onun için de biz öyle yaşıyoruz zaten, evet. Eşinden sonra aileni kaybetmek sana ne hissettirdi? Yani çünkü bir fark var galiba. Var mı daha doğrusu öyle sorayım. Ben hatırlamıyorum. Ailemin yanına gittim mi eşimi kaybettikten sonra? Dışarı attım kendimi çünkü hiç ailemle konuştum mu? Yani belki onları son bıraktığım şeklinde aklımda tuttum ben çünkü dışarıda. Onlar ben dışarıda bir şeyler çalarken gelip bana baktılar mı uzaktan? Hiç bunları hatırlamıyorum. Bile. Hatırlamıyorum bile diyorsun. Gördüm ama
Ne olduk biz bilmiyorum. Hiç hatırlamıyorum yani. Peki kazandığın paraları kendi ihtiyaçlarına harcamak yerine niye başkalarına yardım etmek için kullanıyorsun? Benim eşim niye öldü? Yardım alamadığı için mi? Benim eşim garip yani. Benim eşim bir yerlerde çalışamıyordu. Belki durumumuz iyi değildi. Yani gitti meyhanenin köyü. Yani bir meyhanelerde sabah akşam içen, içen adamın bir işi var mıdır? Galiba yok. Yani yoktur. Hı. Yani biz öyle bir yerde büyüdüğüm için bir de benim paraya yani... Ben ne yapayım parayı mı diyorsun? Yani dışarıda yaşamıyor muyum ben? Bilmiyorum o yani. O kadarını bilmiyorum ama kendini sürekli dışarı attığın ve çalıştığın evet. Kesin. Evet. Ya birileriyle belki paylaşabildiğim tek şey paradır ya. Hı, onun için. Hayatta anladım. Paylaşılabilecek en kolay şey paradır ya. Onu alır çünkü insanlar. Yani ben onlara hayatımla ilgili bir şey anlatmak istesem dinlemezler ama onlarla paramı paylaşsam alırlar. Yani burada bir şey paylaşma duygusunu yaşamak istiyorum. Çünkü kimse benimle hiçbir şeyini paylaşmamış abi. Parayı kolay alıyorlar. Uzun yıllar sokaklarda geziyor, müzik yapıyor ve kent merkezinin bir parçası haline geliyorsun. Yani artık o kaldırımın taşısın diyelim. Günlerinin büyük bir kısmı sokaklarda geçiyor. Kalan kısmı da derme çatma kulübende geçirerek. Yani derme çatma bir kulüben var işte sığındığın. Belki sadece yatmaya gidiyorsun veya ısınmaya. Yaşama bir şekilde devam etmeye çalışıyorsun. Bir sabah yine sokağa çıkma ve müzik yapma heyecanıyla uyandığında bir bacağının tutmadığını ve adım atamadığını fark ediyorsun. Bacağın tutmuyor. Artık sokağa çıkamayacak, müzik yapamayacak, ihtiyaç sahiplerine yardım edemeyeceksin. Ruhuna iyi gelen her şeyi kaybettiğini söylemek mümkün. Hastalıkla nasıl mücadele edeceksin? Şimdi şöyle bir şey var. Tutmayan yani çok tutmayan yerim oldu. Ama bir şekilde yürüyebildim, şey yaptım. Ben şunu düşünüyorum. Ben başkasına muhtaç yaşamadım. Ben başkasına muhtaç yaşamadım. Şimdiye kadar evet. Evet. Ben gittim. Ben hiçbir şeyimi kimseye yansıtmadım. Eşim dedi ben başkasına muhtaç yaşamadım ama bir gün uyandım ve bacağım tutmuyor. O zaman ben bunu düşündüm. Ben başkasına muhtaç hale mi geleceğim? Ölürüm bak umurumda olmaz. Ama şimdi kafada bir yer tutmuyor, deli derler. O süreç de çok zor ama bedensel sıkıntılar başladığı zaman orada ben bir yer şey oldum. Büyük yara değil mi? Yani o robotun tek ayağı gitti şu anda yani. Geçinmek de zorlaştı bununla birlikte. Çünkü çıkamıyorsun ya. Bir de ilerleme korkusu var şu anda bende abi. Tabii ya başka yani bir yere yani benim bu bacağım uyuştu. Çünkü başka yerlerimde de bir şey... olabilir. Evet. Ben bu korkuyla da şey yapıyorum ama gene de ben tek bacağım uyuşsa da tek bacağımla çıkarım. Evdeki işleri yapmak bile zorlaştı. Bırak dışarı çıkmayı. Ya işte ben başkasına muhtaç olmak istemiyorum. Yani şöyle küçük evim zaten de yani bunun ısınması var. Yemesi içmesi var. Odunu kırıp şey yapması var. Ben dışarıda bir müzik yapıyordum. İnsanlarla bir şey yani hiç mi benim acaba benim yakınım. Görmediğim biri var mı ya? Yok. Ben gerçekten çok mu yalnızım ya? Şimdi herkes seni çok seviyor ama sen yardım almaktan çok yardım eden birisin. Evet çünkü öyle öylesin, şey yaptım ben. Evet çünkü delisin sen. Ne yaptık ya? Yani ne oldu bilmiyorum yani ben de şimdi. Peki şöyle şunu sorayım. Biraz ileri saralım. Buradan geriye dönüp baktığında tam da bu hastalıklı kapanmış yalnız döneminde baştan bir şeyi dönüp bakıp değiştirmek imkanın olsaydı neyi değiştirirdin? Nerede öyle değil de böyle yapardım? Belki o zaman her şey değişirdi. Başka biri olurdum. Sence nerede delirdin sen?
eğer bu delilikse? Beni anlamadılar. Orada delirdim. Benim yaftaladılar. Yani, hayır ama şöyle bir şey var. Yani ben bir ateşli hastalık geçirmedim mi? Geçirdim. Tamam. Şimdi ben şunu anlayayım. Ben deli değilim. Ben bir ateşli hastalık geçirdim. Nasılsa bacağım tutmuyorsa benim bir problemim oluştu. Bunu anlamadılar. Beni tedavi etmediler. Ben tedavi edilmemiş bir hastayım ya. Beni tedavi etmediler. Yani göz göre göre ateşli hastalık geçirmiş bir insana. Yani ben tedavi edilebilirdim belki de. Yani bir şeyi değiştirmek istemezdim ama başka bir sürü, benim, senin dışında bir sürü şeyin değişik keşke olması gerekirdi. Keşke etrafındaki insanlar bu çocuk yani ama o, benim yaşadığım ortam, benim yaşadığım dönemde o şartlar yok, tıpta öyle bir şey yok, etrafında bir şey yok ama keşke. Tıp belki çözüm olabilecek de seni götüren yoktu. Evet, evet, yol keşke gösteren. O zaman böyle imkanlar olsaydı. Yani imkanlarım olmasını isterdim. Anladım.